Arkadaşlar selamlar. Bugün başta gördüğünüz gibi CS2'de video ayarlarımızı, input lagımızı, 4'e 3 ya da 16'ya 9 aradaki farkları, input lagınızı hangi ayarları en çok düşürebileceğinizi ve birçok konu hakkında sizlere bugün kulaktan dolma bilgiler değil, gerçek bilgilerle bugün sizlerleyim. Öncelik olarak gördüğünüz gibi ekranda 4'e 3 yani 4'e 3 nedir? Ekranı yatay olarak büyütüyoruz. Daha çok piksel oluyor. Daha çok piksel olduğundan dolayı hem hedefi daha çabuk algılayabiliyoruz, daha çok odaklanabiliyoruz. %33 ya da %40 oranında ekran genişlediği için daha iyi vuruş yaratabiliyoruz. Yani daha iyi bir şekilde adamları vurabiliyoruz. Tabii 4'e 3'ün bir arkadaşlar Quarty Booster sayesinde FPS'inizi, pinginizi, input lagınızı, FPS dropunuzu ve birçok probleminizi tamamen ortadan kaldırabilir veya en minimum seviyeye indirebilirsiniz. Tam 6 senedir hizmet veriyoruz. Hizmet vermeye devam ediyoruz. Bedeli var. Düşmanlar ekranınız yatay olarak olacağı için hızlı hareket edecek. Daha geniş olduğu için daha çabuk, daha hızlı hareket ediyor ve eğer refleksleriniz mouse'la adamı takip ederken ki durumunuza güvenmiyorsanız 16'ya 9 kullanmanız sizler için daha iyi olabilir. Çünkü 16'ya 9 daha yavaş olacaktır. Peki düşük çözünürlüğün input lag ile bir ilişkisi var mı? Nedir? Ne değildir? Bunu anlatalım. Şimdi ekran kartınız işlediği piksel sayısını azaltıyor 4'e 3 kullandığınız için. Yani çözünürlüğü ne kadar düşürürseniz ekran kartınızın işlediği, ekrana getirdiği piksel sayısı azalıyor. Yani bu sayede hem FPS'iniz artıyor hem de kare oluşturma süresi düşüyor. Yani ne oldu? Ekran kartı ve piksel sayesinde input lagınız da ekstra olarak azalıyor. Yani mouse'unuzu hani hareket ettirdiğinizde ekrana milisaniyeler daha hızlı yansıyor. Ya bu sayede adamları daha hızlı görüp daha hızlı vurabiliyorsunuz. Şimdi 16'ya 9 kullandığımızdan oluyor. Bunun tam tersi oluyor. Yani 4'e 3'ün tam tersi oluyor. Oyun daha yavaş akıyor. Refleksiniz yavaşsa zaten yavaş bir oyunda ne yapıp ne edip adım vurabilirsiniz. Adamlar daha ince gözüküyor. 4'e 3'te bile süskü tombul tombul gözüküyor. Kafaları daha büyük gözüküyor. Böyle bir durum söz konusu. Ekran kartınıza daha çok yükleniyorsunuz. 16'ya 9 olduğu için. Ve yani kare oluşturma süresi de düşmek yerine artıyor. Ne oluyor? Mouse'u her çevirdiğinizde daha çok piksel olduğu için daha yavaş bir yansıma oluyor. Ve bu input lag arkadaşlar. Evet. Input lagınızı 16-9 oynarken aslında arttırmış oluyorsunuz. Evet, şimdi ekranda gördüğünüz gibi oyun ayarları var. Bu oyun ayarları ne kadar oyun ayarlarınızı yükseltirseniz grafik anlamda o kadar input lag veriyor. Yani şu an mesela burada gördüğünüz ayarlar. Bunlar bu arada doğru gerçekten doğru. Input lagınızı artırma durumu söz konusu oluyor. Yani input lagınız artıyor. Peki benim ekran ayarlarım ne? Çözünürlüğüm ne? Video ayarlarım ne? Bunlara bir bakalım. Geldim direkt oyun ayarlarına girdim. Ben 1080'de oynuyorum arkadaşlar. Zaten gördünüz 4'e 3'te gördünüz ne kadar şişman, tombul gözüktüğünü adamların. Şimdi ben burada oyuncu kontrastını arttırıyorum. Ancient oynadığım zaman bazen o Temple'da ya da Donut'ta adamları göremeyebiliyorum. Bunu eskiden bu arada kapalı olarak tutuyordum. Şimdi etkin olarak tutuyorum. Ben oyun ayarlarım hani oyunum gerçekten aktığı zaman, input lagımın az olduğunu hissettiğim zaman oyun ayarları bu şekilde bırakıyorum uzun bir süre. Ekstra bir ayar gelmediyse eğer. Burayı bu şekilde yapıyorum. Bunu kimisi kapalı yapıyor, kimisi etkinleştiriyor, kimisi bu şekilde yapıyor. Yani zaten 3 tane kısım var. Siz deneyin. Bakın. Buraya geldiğimiz zaman evrensel görüntü kalitesini genellikle pro oyuncular çok yüksek ya da orta falan yapıyorlar ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Aslında tabii yükseltmem benim için daha iyi olacak ama ben performans kaybını çok seven bir insan değilim. Şu an bile lobide görüyorsunuz benim FPS'im kaç? Yani lobide belki normaldir, burada değildir. Onu tam olarak bilmiyorum. Ben ayarlarımda mutluyum. Dinamik gölgeleri tümü yaptım. Daha önceden bu sadece güneşli, tüm yapınca bir tık fark etti. Gölgeleri daha rahat görebildim. Model doku detayı düşük. 2 doğrusal süzme. Düşük. Devre dışı. Performans. Bu da en yüksek kalite. Zaten bunu ellediğin zaman oyun çamura dönmeye başlıyor. Şimdi ben bu ayarları neye göre yaptım? Test ettim. Kendi bilgisayarımı test ettim. Herkes bence ayar bulurken veya ayar yaparken bilgisayarında detaylı bir şekilde her değiştirdiği ayarı oyuna girerek test etmesi lazım. Neden lazım? Input lag'ın artmış mı artmamış mı buna bak. FPS'in ne durumda? Monitörün herzini besleyebiliyor mu? Kasıyor mu? FPS drop oluyor mu? Yani bunlara bakmanız lazım ki bu oyunu daha rahat bir şekilde oynayın. Diğer türlü gerçekten de zor. Yani kendinize özgü ayarlar olmazsa büyük problemler yaşayabilirsiniz. Durmadan hep oyun ayarlarınızı değiştirmek durumunda kalacaksınız. Gideceksiniz başka bir e-sporcunun ayarlarını kopyalayacaksınız. Bunları yapmayın. Hiç gerek yok. Zaten bir sonraki videomuzda da Sense ile alakalı bilgiler vereceğim. Doğru Sense'i nasıl bulursunuz? Şimdi kalkıp insanlarımız ne yapıyor? Bu global çapta düşünebiliriz. Ya iyi Donk'un ayarları varmış. Hemen CFG'yi indirip koyuyor. Zantares'in ayarları neymiş? Kopyalayıp koyuyor. Aslında bu oyun oynarken çok fazla metrik, çok fazla yapmanız gereken veya ayarlamanız gereken şey var. Bazı şeyleri çok göz ardı edebiliyoruz ve ondan sonra neden kötü oynuyorum soruları kafamıza dönüp duruyor. Şimdi arkadaşlar peki ya her şeyi anlattın da kral ya biz nasıl çözünürlüğümüzü 1080'e 1080 yapacağız? Bu nasıl olacak? Şimdi sırada bu var. Çözünürlük Nvidia denetim masasına geliyorsunuz. Çözünürlük değiştirme diyorsunuz. AMD şu an AMD bilgisayarımda da ekran kartım olmadığı için gösteremiyorum. Yani YouTube'da farklı bir yerlerden bakabilirsiniz ama hemen hemen ayarlar aynı diyebiliyorum. Sadece arayüz farklı. Şimdi ne yaptım? Burada PC kısmına geldim. 1920x1080 özelleştir. 240 falan filan diyor. Özel çözünürlük ama şu tiki işaretleyin. Özel çözünürlük oluştur. 1080 artık kaç yapacaksınız? Monitörünüzün maksimum herz oranı. Bunu yazdın. Test et dedin. Sonra burada yani buraya geliyor. Burada tiki işaretliyorsun. Tamam diyorsun. Yarın bugün değiştirmek istediğin zaman yukarı geliyorsun ve uygula diyorsun. Buradan yenileme hızını 240 yapmayı unutmayın. Sonra diyorsunuz ki ya bu oyun kasıyor gibi farklı böyle yorumlar gelebiliyor. Hani diğer YouTuber'lara tabii böyle yorumlar geliyor da onu fark ediyorum. Şimdi bunu yaptınız. Sağ kısımlarda monitörünüzün sağ kısımlarda böyle siyah black bar deniliyor buna. Siyah oluyor yani. Ekranın tamamını kullanamıyorsunuz. Genişletmek için ne yapıyoruz? Hayır diyelim. Genişletmek istediğiniz zaman şimdi ben de 2 tane monitör var. Oyun oynadığım bir ana monitörüm bu. Tam ekran diyorsunuz. Burada isterseniz böyle yapabilirsiniz. Bu çözünürlük niye böyle kalmış? Onu da düzeltmiş olduk. Buraya mevcut olarak 1920x1080 yaptım ben. Artık monitörünüzde ise herzimde 240 seçtim. Ve burayı da tam ekran yaptım. Burası da ekran olarak kaldı. Şimdi bunu yaptık ama oyuna giriyorum. İşte ayar çıkmıyor. Bilmem ne olmuyor. Demek yerine geliyorsun abi buradan oyuna. Sağ klik özellikler. Bakın. Yükseklik 1080, genişlik 1080. Bu görev yönetisinden hani sağ klik yapıp öncelik ayarla high diyoruz ya, yüksek yapıyoruz ya. Bu high. Bu da OBS ile video çekmem için gerekli olan komut. Bunları böyle yaparsanız ya şu kısmı daha doğrusu artık kaç çözünürlükte oynayacaksınız. Bunu yaptığınız gibi oyunuz 1080'e 1080 açıyor. Kalkıp denetim masasından şunu yapmanıza gerek kalmıyor. Çözünürlüğü değiştireyim. 1080'e 1080 yapayım. Bu arada kalmıyor ama sizin bilgisayarınızda bu farklı bir tepki gösterebilir. 1920'ye 1080 yaparsın burayı. Oyunu 1080'dir. Oyunda böyle bir garip durumlar olabilir. Input lag fazla olabilir. Böyle olduğu zaman ne yapıyorsun? Geliyorsun 1080 seçip uygula diyorsun. Ekran 1080'e 1080 oluyor. Evet bunu da anlatmış olduk. 4'ü 3'ün ve 16'ya 9'un farklılıklarını anlattım. Ne gibi sonuçları, avantajları, dezavantajları var bunu anlattım. Sizleri en uygun ayarı lütfen internetten aramak yerine belirli ayarları koyun. Bir tane tablo oluşturun. Ona göre kendinize sağlam bir tane ayar çekin. Neyden bahsettik? Refleksten bahsettik ya. Bir sonraki videoda bu refleksinizi sensinize nasıl uygulayabilirsiniz? Sens ile refleksin arasında o farkı, o flick kısmını sensinizin doğru mu, doğru değil mi bunu anlayabileceğiniz bir videoda çekeceğim. Lütfen abone olun, bildirimleri açın ve like atmayı ve bu video hakkında bir yorumunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.